Şimdi tabii 161. mektup üzerine konuşacağız sizinle. Bu mektuptan 80 mektup önce, yani 81. mektup, böyle bir tevafuk olmuş. O da vasiyetle ilgili bir mektup. Hatta vasiyetnamemdir deyip başlayan ve içinde bir kısım isimlerin zikredildiği bir mektup. Onunla bu mektubu irtibatlandırmak ve karşılaştırmak istiyoruz. Şimdi 81. mektupta vasiyetnamemdir başlığı altında ve dipnotunda isimler zikrederek yazdığı mektuptan farklı olarak bugünkü konumuz olan 161. mektupta Bediüzzaman vefatı durumunda talebelerine Risale-i Nur'un miras bırakılması konusunda bir durum değerlendirmesi yapmaktadır. Buna göre Bediüzzaman Risale-i Nur mirasını vefatından önce dağıtmak niyetindedir. Bunun gerekçesini mektupta açıklamaktadır. Bu açıklama doğrultusunda yine birbiriyle ilişkili iki sorumuz olacak aklımıza. Birincisi, bu mektuba istinaden Bediüzzaman Risale-i Nur'un şakitlerine Risale-i Nur'u nasıl paylaştırmaktadır? Özellikle bu paylaşımda yer almanın şartlarından olan haslar, evet bu da bir kavram olarak çalışılabilir, haslar, şahs-ı manevisinin bir ferdi olmanın şartları nelerdir? Diğeri ise bu çerçevede ayrıca Risale-i Nur basan yayın evlerinin, ki 7-8 tane yayın evi şu anda Risale-i Nur basıyor, üstadın burada sözünü ettiği vefatından sonraki zamanlara ait endişesini haklı çıkardıkları söylenebilir mi diye size 161. mektup üzerinden hocam iki tane soru yöneltiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Başta sizleri ve tüm değerli dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aşere-i Mübeşşere ve sahabeler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama manevi mirasçı ve vekil sayılabilir. Sayılabilir mi? Evet, sayılabilir. Sahabeler arasında derece ve kademe farkları bulunuyordu. Hicretten önce Müslüman olanlar, Bedir Savaşı'na katılanlar, Hendek ve Uhud Savaşı'na katılanlar ile Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar arasında derece ve değer farkı kitaplarda yazılıdır. Ayrıca birçok açıdan sahabeler kritik edilip değerlendirilmiştir. Mesela Aşere-i Mübeşşere denen cennetle müjdenler en başta gelir. Bunlar içinde Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ilk dörde girenlerdir. Bunlar erkanlar, İslam binasının temel sütunları, kurmayları da denebilir. Bunlara erkanlar, İslam binasının manevi temel sütunları, kurmayları da denilebilir. Diğer sahabiler başta olarak tabi'in ve tebe-i tabi'in, başta ve günümüzde de görülebilen İmam Kutup gibi önderlere, liderlere de haslar yani özeller diyebiliriz, diye bakabiliriz. Emirdağ Laikası'nda Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Medreset-ü Zehra Erkanları diye nitelediği sadık talebeler için hakiki vekillerim ve hakiki varislerim demiştir. Onları fedakar evladın çok fevkinde sadakatla şimdiye kadar hizmetleriyle her biri birer genç Said diyerek kendinin türevleri gibi görmüştür. Vasiyetnamemdeki evlat kabul ettiğim küçük evlatları tevkil ediyorum. Onlarla konuşanı benimle konuşmuş gibi kabul ediyorum. Bir başka mektupta ise bütün nur talebeleri bir cihette bu biçare Said'in dava vekilleridir diyerek bu daireyi genişletmiştir. Üstad Nursi varis vekil olarak gördüğü talebelerinden beklediği şudur: sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. Barra layıkasında Refet Baruç Çağbey'e yazdığı mektupta
yazılan sözlere kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara iblağına, tanıtmasına çalışmaktır demektedir. Kastamonu Laikası'nda yazdığı gibi Nur talebeleri şu şekilde sıralanmıştır. Risale-i Nur talebeliğinin ilk halkası erkanlardır. Yani kurmaylar, temel sütunlar. Sonra sahipler, haslar, naşirler, talebeler ve taraftarlar gibi tabakaları vardır demektedir. Kastamonu Laikası'nda vurgulandığı gibi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi. Ferit makamına mazhar oldukları için has şakirtlerinin samimi ittihat, ittifak ve ihlasları Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin oluşmasını sağlar. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi Ferit makamına mazhar oldukları için. Ferit makamı bütün makamların kemal seviyesinden oluşan kutup ve gavslık makamını birleştiren ve onlara muhtaç olmayan, gavs ve kutuplara muhtaç olmayan en yüksek imani külli makamın adıdır. Risale-i Nur talebeleri şahs-ı manevisinin makamı Ferit makamıdır. Ferit makamının omurgasını oluşturan haslarının özellikleri nelerdir? Sözlerde yazılanlarla anlatmaya çalışalım. 1. Çünkü hasların hayatı Risale-i Nur'a aittir ve şahs-ı manevisini temsil eden şagirdlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. Demek has talebelerin hayatı Risale-i Nur hizmeti içinde geçer. Ancak meşveretle münasip görülürse kayıt altına alınıp özelleştirilebilir, sınırlandırılabilir. 2. Ben her sabah haslar içinde onun ismiyle bütün manevi kazançlarıma defteri amaline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse o da bütün hayatını risalelere vermeye mükelleftir. Ve teşriki mesai sırrıyla ve her has nurcu, umum nurcuların manevi kazancına hissedar. Demek ki üstad sağlığında has talebelerinin ismiyle manevi kazançlarına ortak etmektedir. Haslar da tüm hayatlarını Risale-i Nur'un iman, Kur'an hizmetine adamak durumundadırlar. Ayrıca tüm has talebeler ortak işbirliği sırrıyla umum nurcuların manevi kazancına hissedardır. 3. Gerçi has kardeşlerin her birisi mükemmel bir sayı hükmünde nura sahiptirler. Fakat ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanütte bulunduğundan Emirdağ Laikası anlaşılıyor ki haslar başta olarak tesanüt içinde yani hizmet yaparken yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak zorundalar. Bugün kendini haslar arasında görenler bu şartı tekrar tekrar gözden geçirebilirler. Yani tüm nur kardeşleriyle maddeten, fiziken dayanışma ve yardım içinde olabiliyorlar mı? Yoksa şahs-ı maneviden nasiplerinin o ölçüde az olacağını, belki olmayabileceğini de hesap etmemiz lazım. Yoksa herkes kendi kapalı anında, kendi şeffaf camdan duvarlar arasında mı iş görüyor, yoksa kardeşlerine açılıp onların yardımını istiyor mu? Burası bütün nur cemaatlerinin çok önemli bir sorusu ve ana sorundur. 4. Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve hasların hasları olan erkan ve esaslı olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakaiki İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserler ihtiyaç bırakmıyor. Kastamonu Laikası. Açıkça erkan, sahip ve haslar İslam ve iman hakikatlerinin esası olarak Risale-i Nur'u yeterli bulmalıdır. Esası ve temel olarak Risale-i Nur'u yeterli bulmalıdır. 5. Bundan sonra her meselemizde emir Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Emirdağ Laikası. Açıkça görüldüğü gibi hizmetin her sahasında
tartışmasız esas haslar ve talebelerin meşveret ve şurasıdır. Bu şurada bugün üstad olsaydı, kendi ifadesiyle onun da bir reyi olacaktı. 6. Hizmette halisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat derler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Lemalar. Haslar ve halisler hizmetten geri kalınca şefkat tokadıyla uyarırlar ve nasipli olanlar geri vazifesine dönerler. Demek ki şefkat tokadı da bir nasip işi, bir nitelik işi. Yani belli nitelikte olmayan şefkat tokadını yemiyor diyebiliriz. 7. Hizmeti Kur'aniye'de bulunan ya dünyaya küsmeli veya dünya ona küsmeli. Ta ihlasla, ciddiyetle hizmeti Kur'aniye'de bulunsun. Lemalar. Anlaşılan o ki hizmeti iman ve Kur'an işi yapan bir şekilde dünyaya küsmeli, yani kalbinden dünyayı kovmalı, kalbine koymamalı. 8. Vazifedarana kalemi her gün istimal etmeyenler. Risale-i Nur talebeleri ünvanı icmalisinde her 24 saatte 100 defa hissedar olmak yeter diye hususi isimlerle has şakirtler dairesi içinde bir kısmın isimleri muvakkaten tay edildi, üstü çizildi. Kardeşimiz Hakkı Efendi de onların içindeydi. Birkaç gün öyle devam etti. Sonra birden hiç sebep hissetmeden yine Hakkı Hulusi arkadaş oldu. İsmiyle resmiyle has dairesine girdi. Bağlı layıkası. Demek haslar dairesinde sabit kalmak diye bir şey yok. Hasların her gün mutlaka okumak, yazmak ve hizmet etmek gibi bir mecburiyeti vardır. Hasların her gün mutlaka az da olsa okumak, yazmak ve hizmet etmek gibi bir mecburiyeti vardır. 9. Hem Sav köyünün Bahadır çobanları torbalarında Risale-i Nur yazmak için taşımaları, aynı oradaki hanımların fedakarlıkları gibi bu havalide gayet tesirli bir medarı teşvik olacak. O hanımların ve o çobanların hususi isimlerini bilmek arz ediyoruz. Ta hususi isimleriyle has talebeler içine girsinler. Kastamonu layıkası sayfa 95. Hüsrev'in himmetiyle daireye giren ve Nur'un yeni şakirtlerinden bana mektup yazan Hatice ve Rabia. Haslar içinde kabul edildiler. Emirdağ layıkası 1 sayfa 165. Demek ki çoban ve kadın ve kızlar da has talebeler arasında vardır ve olabilir. Çoban, kadın ve tabii ki her meslekten, özellikle de önemsenmeyen, arka planda kalan mesleklerden de Risale-i Nur dairesi içinde haslardan vardır. Anlaşılıyor ki has talebeler iman hakkı 10. Evet, 10. Risale-i Nur'un has talebeleri Baki Elmaslar hükmünde olan Hakaiki imaniyenin vazifesi içinde iken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlarla bulaştırmamak gerektir. Kastamonu layıkası sayfa 18. Anlaşılıyor ki has talebeler iman hakikatleriyle görevliyken zalimlerin satranç oyunları hükmünde olan diplomasi ve siyasetle ilgilenip bezginlik ve yılgınlığa düşüp fikir kargaşasına düşmemeli. 11. Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini enaniyetini bıraksın. Kastamonu layıkası sayfa 233. Yine haslar Risale-i Nur'un erkan, kurmay talebeleri gibi her şeyini, hatta enaniyet ve benlikçiliğini de terk etmelidir. 12. Bazı has ve halis talebelerini evliya ve asfiye nişanlarıyla taltif ve tezyin ediyorsun. Şualar sayfa 436. Hasların Üstad Nursi gözündeki değeri nedir? 13. şuadan okuyalım. Kardeşlerim, bu hakikata binaen, bu adam gibi düşünen veya Hüsnü Zan'ın verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi, sıradan yani ami adamlar görür ve der, bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyanlar? Heyhat!
Bunlar nerede? Evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitlerinde de diyerek, dost ise inkısarı hayale uğrar. Hayal kırıklığına. Muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Nur talebelerine genel anlamda bakan insanlar. Evet, temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir ashab kadar, sahabe kadar hizmet-i İslamiye'de ehli sünnetçe mevkii almadığı gibi. Evet, temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir sahabe kadar İslami hizmette ehli sünnetçe mevkii almadığı gibi. Aynen öyle de bu zamanda hizmet-i imaniyede hazzı nefsini bırakıp, yani manevi hazzını bırakıp, hazzı nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanüt ve ittihada muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor diye kanaatim gelmiş ve siz daima bu kanaatimi takviye ediyorsunuz, kuvvetlendiriyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyet razı olsun. Amin. Demek ki tesanüt içinde bulunan nur talebesi çok sıradan, ami de görünse dayanışma, tesanüt ve ihlas sırrıyla bir veliden daha ileri ve üstün konuma gelebilir. Bununla ilgili çok aradığım halde bulamadım. Üstad şöyle diyor şu mealde: Levh-i Mahfuz açılsa, sizler adi, sıradan mümin veya evliya kahraman da olsanız size verdiğim değer değişmez şeklinde bir ifadesi vardı, bulamadım. Bilen ve bulanlar bana bildirirse çok memnun kalacağım. İkinci soru: bugün Risale-i Nur'u basan, dağıtan yayın evleri büyük ölçüde görevlerini yapıyorlar diyebilirim. Daha iyi, iyinin düşmanı olduğundan daha iyi yapabilirlerdi, yapmalıydı dersek, iyiyi de elden kaçırabilirlerdi diye düşünüyorum. Nitekim daha iyi adına iyiyi de elden kaçıran insan ve cemaatler ortada apaçık gözükmektedir. Ancak ve özellikle şu gerçeğin altını bir kez daha çiziyoruz. 2030 yılında Risale-i Nur'un varislik türüyle sahiplik hakkı bitecektir. Sözleri basıp dağıtan ve satan yayın evleri 2030'dan önce sözlerin patent hakkını ortaklaşa almak zorundalar. Bugünden tezi yok. Bu namus ve sadakat borcunu ve ahlak ödevini yerine getirmek için kolları sıvamalılar. Yoksa basıp neşederek para ve itibar da kazananları hiç kimse bu dünyada ve ahirette ağır cinayet ve vebal mesuliyetinden kurtaramaz. Birinci lemada geçen ve has nur talebelerinin akşam yatsı arası virdi olan şu münacatı okuyarak konumuzu bitirelim. Risale-i Nur'un bir yerinde bu vird için has nur talebelerinin virdi diyor. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Karanlıklar içinde niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayet. فَاِنْ تَوَلَّا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi odur. Tevbe suresi 129. ayet. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 173. ayet. La havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Havl ve kuvvet, hareket ve kuvvet ancak her şeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah'a aittir. Buhari, Müslim. Hadis-i Şerif. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Ey baki olan Allah, ancak sen bakisin. Ey baki olan Allah, ancak sen bakisin. Lillezine amenu huden ve şifayin. O Kur'an müminlere hidayet ve şifa vericidir. Haslar akşam yatsı arasında demek ki bu virdi okumalarmış, öyle anlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.